Şimdi ben bugün biraz Darwin'in tarihiyle ilgili bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi bize genel olarak Darwinistler, evrim teorisyenleri ortaya çıkarken onu çok büyük bir dahi ve dönemin en büyük bilim adamı olarak göstermeye çalışıyorlar. Ben şimdi kişiliğini zaten biliyoruz. Yani ne amaçla bir maceracı ruhla bir maceraya çıktığını ve ondan sonra bir teori geliştirdiğini aslında çok defa hocamız da burada çok defa anlatmıştı. Onu biliyoruz. Fakat ben burada biraz Darwin'in döneminden bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi Darwin biliyorsunuz 1809 yılında doğdu. 1821 yılında Beagle gemisiyle işte sarhoş gemicilerle kendisi de bir macera perestir. Onlarla birlikte işte neler var neler yok dünyada keşfedelim ümidiyle bir yolculuğa çıktı. İşte 1831 yılında böcek topladı Galapagos adalarına gidip o böcekleri unuttu. Başka koleksiyonlar onu aldılar. Orada yani toplayıp biriktiriyordu odasında. Bunlar genel olarak bütün gemide birlikte olduğu arkadaşlarının yazdığı notlardan alıntıdır. Bunlar bizim burada öylesine söylediğim sözler değildir. Hepsi tarihinde geçer, Beagle'lı yolculuk tarihinde. Hı hı. O dönemde işte bir koleksiyoner olarak bir maceraya atıldı ve daha sonradan 1859 yılında da Origin of Species kitabını yazdı, Türlerin Kökeni. Biliyorsunuz Darwin'in evrim teorisinin sözde bilimsel adıyla ortaya çıkışı bu kitabın yayınlanmasından hemen sonradır. Yani bu kitabı genel olarak kendilerine referans alır günümüz Darwinistleri de. Aynı zamanda Marx da referans alır, işte faşistler de referans alır. Biliyorsunuz Hitler de referans almıştı. Evet. Marx, Engels, Lenin hepsi hatta günümüzde Abdullah Öcalan bile PKK terörü için referans almıştır. Şimdi 1859'da Origin of Species kitabının basıldığı tarih nasıl bir dönemdi? Yani bilim adına nasıl bir gelişme yapılabilirdi o dönemde ona bakacağız. Şimdi biraz 1800'lü yılları biraz inceleyelim. Şimdi bazı resimlerimiz var. 1800'lerde kalem böyleydi. Tükenmez kalem diye bir şey yoktu. Evet. Radyo böyle bir şeydi. Transistörlü radyolar vardı o dönemde. Sadece yazı makinesi olarak baskı makineleri yoktu. Daktilolar bu şekildeydi. Bayağı sevinmiş. Lambalar bu şekildeydi ki bunlar modern versiyonlarıdır. Evet. Biliyorsunuz elektrik hiçbir şey yoktu o dönemde. Sadece aydınlatma bunlarla sağlanabiliyordu. Burası bir laboratuvar. Burası bir laboratuvar. Dikkat ederseniz daha hiçbir teknik ekipman yok. Yani elektrik doğal olarak elektrikle çalışan herhangi bir şey yok. Sadece şişelerden oluşan bir yer burası. Tahta sandalyeler ve şişeler var. Bir kara tahta var. Başka da bir şey yok. Yani benim dikkatimi çeken başka bir şey yok gördüğüm. Tencereler var. İşte zaten doğru yani mutfağa daha çok benziyor. Mutfağa daha çok benziyor. O yüzden zaten Darwin böyle bir dönemde hücre için ancak içi su dolu bir baloncuk diyebildi. Yani şimdi, daha ötesine evet, gidemedi. Evet Gülşah'cığım ona değineceğim şimdi. Bir de mikroskop var o döneme ait. Onu da resmini görebilirsek. Bu o döneme ait mikroskop. Bu mikroskop ne yapar? En fazla bir yaprak koyarsınız. Onu birazcık daha büyütür. Yani günümüzün büyüteci gibi bir şeydir. Yani bu mikroskopun altında bir hücreyi tespit etmek, bir hücrenin detaylarına girmek, yani hücrenin kendisini görebilmek mümkün değildir. Şimdi günümüz mikroskoplarına bir bakalım. Bu bir elektron mikroskopu. Bunun içinde atomları, elektronları hatta inceleyebiliyor şu anda. Kuarkları görebiliyor bilim adamları. O dönemden bu döneme aradaki farkı göstermek için bunu gösterdim. Şimdi, Halimciğim ben bu mikroskopu göstermen çok iyi oldu. Çünkü hatırlarsınız bu nedir diye gösterdiğim resimler oluyor. Normal şartlarda Darwin'in döneminde öyle bir resme değil rastlamak ne olduğunu bilmek. Onlar için çim halı saha falan yani çim halı saha bile yok aslında o dönemde. Normal çim falan gibi gelebilecek şeyler herhangi bir böceğin gözünün içindeki detaylardaki işte oluşumun orada bir rahatsızlık sonucu gösterdiği bir renk karışımı mesela evet, tespit edebildiğimiz. Ama Darwin ne zannediyordu? Hem de o bulanık kafasıyla sadece hücreyi içi su dolu bir baloncuk zannediyordu. Bu da zaten karşılaştırma açısından evet, çok önemli inşallah. Yani şu çok önemli. Hücre diye bir şey bilinmiyordu. Evet. O dönemde biliyorsunuz işte o dönem Huxley vardı arkadaşı. O ilk ortaya atmıştır. Hücre diye bir şey var galiba. O da içi su dolu bir baloncuğa benziyor. Yani bir farz edilen bir şey, hayali bir şey. Hani hücre diye bir şey olma ihtimali var. Oradan yola çıkarak o zaman o da bir baloncuktan ibaret demek ki falan. Yani varsayımlar üzerine bir bilim, sözde bilim geliştirdi. İşte Darwin'in
bilim adına ortaya çıktığı evrim teorisi bu kadar ilkel şartlarda, bu kadar ilkel bir mantıkta, doğal olarak ilkel olması gerekir. Yani ilkel derken burada günümüz bilimiyle alakası olmayan olarak söylüyorum. Böylesine şartlarda oluşturulmuş bir teoridir. Burada bilim yok. Bilimsel herhangi bir durum yok. Yani bilimi inceleyebilecek bir şart yok. Çünkü genetik yok, mikrobiyoloji yok, moleküler biyoloji yok, hiçbir şey yok. Hücre görünmemiş, bilinmemiş. Böyle bir dönem. Hocamızın Bir Zamanlar Darwinizm kitabı var. Kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Dönemi anlamak çok önemli. Nasıl bir teorinin peşinden gittiklerini anlamak için. Tabii. İnşallah. İnşallah. Şimdi...